Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Karayılan. Bugün sizlere kısa pikseyi saç kesimi, yani kısa katlı saç kesimi nasıl yapılır, bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk önce ayrımları uygulayacağız. Burada ilk ayrımımız olan profil ayrımını uyguluyorum modelimize ve profil ayrımı uyguladıktan sonra saça bir adet atnalı ayrımı, yani U ayrımı dediğimiz ayrımı uygulayacağız. Bu ayrımı nasıl uyguluyoruz? Tarağımızın en üst noktasından saçın en tepe noktasına dokunduruyoruz ve dokundurduktan sonra en yüksek noktasında dokunduruyoruz ve saçın tarağımızın sırtının değdiği noktadan U ayrımı, yani atnalı ayrımını yapıyoruz. Buradaki ayrım, yani tarağımızın kullanmamızın sebebi, tarağımızı bir ölçü aleti gibi, bir cetvel gibi kullanıp ayrımları öyle yapmak. Burada tarağımızı o yüzden hani tepe noktasına, ucuna koyuyoruz ve sırtının değdiği nokta da ayrım noktamız oluyor. Burada gördüğünüz gibi saçı iki ana bölüme ayrıldık. Alt kısmını ve üst kısmını. Burada alt kısmından kesmeden önce kendimize bir kılavuz belirliyoruz. Burada keseceğimiz kısa noktayı, yani hepsinin aynı boyda olması için gördüğünüz gibi bir kısa nokta belirliyoruz. Bu U ayrımı, yani atnalı ayrımın çevresini tamamlayacağız. Yani bir şakaktan başlayıp diğer şakağa kadar ince bir perde kılavuz belirleyeceğiz kendimize. Bu kılavuzu takip ederek alt kısımdaki saçı 90 derece saçın çıkış yönüne göre ve keseceğiz. Burada eşit katlı bir form oluşturacağız alt kısma. 90 derece hareketli eşit katlı saç kesimi uygulayacağız. Burada kendimize bir kılavuz belirliyoruz. Burada saç boyunda. Bu kılavuzda bizimin saçın katlarının ve saçtaki hata oranını minimuma uyarlamak için tepe noktasından, yani U ayrımının alt kısmından kendimize bir belirlemiş olduğumuz saç boyunun noktasını saçın çerçevesinden gördüğünüz gibi ayrım yaparak ince, o ayrımı da hani en baştan saç şakak kısmından başlayarak sol şakak kısmına kadar belirliyoruz. Bu belirlemiş olduğumuz saç boyunu yine dikey ayrımlar uygulayarak ve 90 derecelik hareketli, yani hareketli dediğim şöyle oluyor. Yani bir noktayı 90 derece kesiyoruz ve onun yan tarafındakini aynı şekilde 90 derece. Bu hareketli eşit katlı saç kesimi uygulamış oluyoruz alt kısma. Gördüğünüz gibi diğer sağ şakak kısmından başlayıp sola kadar kendimize bir kılavuz oluşturduk. Şimdi bu kılavuzu dikey ayrımlar uygulayarak ayırmış olduğumuz alt bölümü gördüğünüz gibi kılavuzumuz görüyoruz ve saçın çıkış yönüne göre 90 derecelik bir saç kesimi uyguluyoruz.
Bu bölümü kestim gördüğünüz gibi ve onun yan kısmında yine aynı şekilde bir dikey ayrım uyguluyorum. Ve bir önceki kesmiş olduğum saç noktasından da bir parça alıyorum ve tepe noktasında gördüğünüz gibi kılavuzumu görüyorum ve alt kısmında 90 derece saçın çıkış yönüne göre keskinat kesim tekniği uyguluyorum. Sizlerde kısa saç kesimi, pixie saç kesimi ve diğer saç kesim modelleri hakkında saç kesimi yaptırmak isterseniz sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak salonuma gelerek saç kesimi yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tepe noktasından dikey ayrımlar uygulayarak buradaki dilim dilim pardon dikey ayrım dilim ayrım dilim ayrım çok özür dilerim. Burada dikey ayrım dersem dik bir şekilde ayrım yapmış oluyorum. Burada hafif çapraz bir ayrımı uyguluyorum gördüğünüz gibi ama dilim ayrım. Dilim ayrım olarak düzelteyim kusura bakmayın. Dilim dilim saçın yapısına uygun bir şekilde her kestiğim ayrımı her dilimi kendi çıkış yönüne doğru kesiyorum. Sağa çekmiyorum, sola çekmiyorum. Sadece kendi çıkış yönüne göre tarayıp yani tarağın dibinin değdiği noktadan çıkış yönüne göre tarayıp kesiyorum. Burada isterseniz dik olarak ayırabilirsiniz, dikey olarak ayırabilirsiniz. İsterseniz yatay ayrım olarak da ayırabilirsiniz. Ben burada yatay ayrımlar uyguluyorum. Burada dilim ayrım diye sizlere söyleyecektim. Dilim sürçtü işte dikey ayrım olarak lanse ettim kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi tepe noktasındaki saç kısalığı ense noktasına kadar aynı boyda kesiyorum. Saçın ortasına geldikten sonra sol tarafı kesmiştim. Zaten bir önceki gördüğünüz gibi burada geriye doğru yatay bir ayrım uyguladım.
ve bir önceki kesmiş olduğum kılavuzumu görüyorum ve saç kesmiştim mi devam ediyorum. Burada saçın orta kısmına geldikten sonra sağ taraftan başladım. Sonra tekrardan sol tarafa geçiyorum ve ön taraftan yine şakak kısmından başlayarak diğer saçın bölümlerini ortaya kadar kesiyorum. Burada saçın alt kısımlarını ayırdığımız gördüğünüz bir U ayrımı vardı tepe noktasında. Saçı ikiye ayırmıştık. Buradaki alt kısmında saçın altındaki kısa ve saç boyunu ve saçın katlarını belirledik. Tepe kısmında da saçın yine şöyle ifade edeyim. Alt taraftaki gibi çok uzun, çok kısa olmayacak. Ona göre de daha uzun ve geçişli bir saç olacak. Burada ense kısmı kısa katlı oluyor. 90 derecelik saçın çıkış yönüne doğru. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu modelde, yani uygulamış olduğumuz modelde günlük olarak çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Yıkayıp, çıkayıp, yani kurutup hafif bir daksla çok rahat, güzel bir şekillendiriciyle çok rahat kullanabileceğiniz bir saç modeli. Burada saçın çıkış yönüne 90 derecelik bir açıyla kestiğimiz için ense kısımları da daha doğal ve geçişli bir şekilde düşüyor. Şakaklar da yine aynı şekilde. Saç kesiminde saç ayrımları çok önemlidir. Siz de saç kesimi yaparken ayrımlarınızı iyi bir şekilde yaparsanız bir sonraki saç kesiminizde aynı saç modelini kesebilirsiniz.
Ben de modelimde yaklaşık 2 yıldır hemen hemen aynı modeli kesiyorum ve ayrımlarını aynı şekilde yaptığım için modelim hiçbir şekilde sorunsuz bir şekilde geldiğinde aynı modeli, aynı ayrımlarla, aynı teknik açılarla kestiğim için memnun bir şekilde hem rahat kullanıyor hem de çok rahat bir şekilde aynı modeli çıkarmış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi kesim işlemimizi alt kısımda bitirdim. Yine aynı şekilde bir kontrol yapıyorum. Burada yatay ayrımlarla kademe kademe yukarı çıkıyorum. Burada uygulamış olduğumuz saç kesimi keskin hat kesim tekniği uyguluyorum. Yani düz makas darbesiyle kesiyorum. Burada ense kısmında küçük saçlar olduğu için makasla alamayacağım için ben de tıraş makinesiyle küçük minik saçları da toparlamış oluyoruz. Burada yine makasın uç kısımlarıyla ense kısımlarındaki doğal geçişleri sağlamak için yine hafif bir pik taş uyguluyorum. Uç kısımları daha sivri olarak, daha geçişli olarak düşmesi için. Şimdi alt kısmı kestik. Şimdi üst kısma geçiyorum. Bu arada dikkat ettiyseniz salonumda çok fazla mobilya yok. Yeni bir açılış, yani kendi salonumu açtım. Yeni burada ilk müşterime servis veriyorum. Ve acil bir ihtiyacı olduğundan dolayı salonum tam tamamlanmadan
hizmeti açmış bulunmaktaydım. O yüzden ufak tefek eksikler mevcuttu. Siz de görmüş olabilirsiniz burada. Burada gördüğünüz gibi tepe noktasında yine alt kısımla uyumlu olması için en alt kısımdaki saç boyunu kılavuz oluyorum ve bu kılavuzu da yine çok kısa olmamak kaydıyla nokta kesim tekniği uygulayarak kesiyorum. Burada yine bir hat orta kısmından bir hat oluşturdum. Bu hat üzerinden saç kesimimi uyguluyorum. Burada kullanmış olduğum saç makası 7 numara saç makası kullanıyorum. Gördüğünüz gibi keskin hat diyorum. Nokta kesim tekniği uygulayarak saç kesimime devam ediyorum. Burada orta kısımda bir kılavuz oluşturdum kendime ve bu kılavuzu oluşturduktan sonra yine burada üçgen ayrımlar oluşturarak yani bir tepe noktası var, bir orta kısmında bir boyu var. Bu boya uygun şekilde dilim ayrımlar, o çapraz dilim ayrımlar uygulayarak saçın, yani yıldız tekniği diyelim, burada bir nokta var. Bu noktanın bölümünde saçın çevresini dolaşarak saçın yapısına uygun parça parça dilim ayrımlarla saç kesimine devam ediyorum. Sizler de saç kesimi yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim mevcut. Buradan bana ulaşarak, Instagram adresimden ulaşarak salonuma gelerek saç kesimi yaptırabilirsiniz. Pixie saç kesimi, katlı saç kesimi, bob saç kesimi ve diğer saç kesim modelleri konusunda yüz hatlarınıza uygun, saç yapınıza uygun saç kesimi uygulayabilirim.
gördüğünüz gibi tepe noktasından bir hat, yani bir boy belirledim, bir kılavuz belirledim. Bu kılavuzu takip ederek saçın çevresini dolaşarak, yani yıldız tekniği dediğimiz burada üçgen ayrımlar uygulayarak dilim dilim saç kesimimizi uyguluyoruz. Bu modelde alt kısmı kısa, üst kısmı diğer kısılığa göre biraz daha uzun ve katlı ve geçişli bir şekilde olacak. Altı kısa, üst kısmı da ona göre biraz daha uzun, daha geçişli bir model. Saç kesimimize devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi saçın çıkış yönüne göre belli bir nokta belirledik. Bu belirlediğimiz noktada saçın çevresini dolaşarak dilim ayrımlarla nokta kesim tekniği uygulayarak üst kısmını kesiyoruz. Kılavuzumuzu görüyoruz ve saç boyuyla nokta kesim tekniği uygulayarak kesimize devam ediyoruz. Burada nokta kesim tekniği uygulamamın sebebi tepe noktasında, hani üst kısımlarda saçın geçişlerinin daha yumuşak olmasını istediğimiz için, alt kısımlardaki kısa bölümleri keskin hat kesim tekniğiyle uyguladık. Bu kesimlerden sonra arama kısıyla inceltme işlemi uygulayabiliriz. Çünkü
Biz de şu anda geçmiş olduğumuz bölümlere şu anda kişiselleştirme, hafif biraz inceltme işlemi uyguluyorum. Sizler de videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler sayesinde kocaman bir aile olduk. Her geçen gün büyüyoruz. Ve daha güzel saç tasarımları, daha teknik anlatımlı saç modelleri sunmamız için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda saçta inceltme işlemi uyguladım. Şimdi saçı kurutacağız ve şekillendirme işlemi uygulayacağım. Burada hafif bir Dax uygulayacağım. Bu modelde günlük kullanabileceğiniz, rahat şekil verebileceğiniz bir saç tasarımıdır. Sizler de bu tarz bir saç tasarımı yaptırmak isterseniz salonuma gelerek benden pixie kısa katlı saç kesimi tasarımı yaptırabilirsiniz. Bana ulaşmak için sosyal medya adreslerimi kullanabilirsiniz. Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya adreslerim videomun açıklama kısmında mevcut. Gördüğünüz gibi kurutuyorum. Hiçbir şekilde fırça kullanmadan. Bu arada saç modelimiz, hani saç rengi, modelimizin saç rengi kumral. Kumral saç rengini boyadık.
gördüğünüz gibi hafif bir DAX uygulayarak çok rahat şekillendirebiliyoruz saçlarımızı. Burada hiçbir şekilde fön kullanma, hani şey fırçayla şekillendirmedim. Saçın doğal kuruluğuyla gördüğünüz gibi kısa pixie saç modelimiz karşınızda. Sizler de bu tarz bir saç kesimi yaptırmak isterseniz videonun açıklama kısmında sosyal medya adresleri mevcut olacak. Buradan ulaşarak saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.